Üçüncü söz Bolu Milletvekili Yüksel Coşkun Yürek'e aittir. Sayın Coşkun Yürek, buyurun. AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkun Yürek, Türkiye Büyük Millet Meclisi 2024 yılı bütçe görüşmelerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu'nun bütçesi üzerine meclis kürsüsünden seslendi. Bu vesileyle yüce heyetinizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. TBMM 2024 yılı bütçe görüşmelerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu'nun bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. Bolu Milletvekili Yüksel Coşkun Yürek, enerjinin ülke ekonomisi için can damarı olduğuna vurgu yaptı. Malumunuz üzere enerji hepimizin hayatında vazgeçilmez olduğu kadar ülke ekonomimiz için de can damarı niteliğindedir. Gururla ifade etmek isterim ki son 21 yılda AK Parti iktidarlarında enerji alanında adeta bir devrim yaşanmıştır. 21 yıl önce elektrik kurulu gücümüz, arkadaşlarımızın da az önce bahsettiği gibi 30 bin megawatt civarındayken bugün 106 bin megawattı aşmış durumdadır. Doğalgazın 2002 yılında sadece 5 ilde kullanılırken bugün 81 il, 800'ü aşkın ilçe ve beldede kullanıldığını da belirten Milletvekili Coşkun Yürek, enerji sektörünün 21 yıldaki önemine değindi. Yine doğalgaz kullanımı 2002 yılında sadece 5 ilde kullanılırken bugün 81 ilimizde ve 800'ü aşkın ilçe ve beldemizde kullanılmaktadır. Bir yandan nükleer enerji üretmek için gün sayarken yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payını da her geçen gün artıran, bir yandan da kendi aradığı, bulduğu ve ürettiği doğalgazı vatandaşların hizmetine sunmayı başarmış bir Türkiye var artık. Oysa 21 yıl önce Türkiye tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıyaydı ve o gün birileri gemi battı, Türkiye bir daha toparlanamaz diyorlardı. Ama yanıldılar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti iktidarları Türkiye'yi o karanlık günlerden, o fırtınalı denizden bugünlere taşıdı. Elbette ekonomimizin dinamosu olan enerji sektörü de bu süreçte en önemli pay sahibi oldu. Coşkun Yürek, 21 yılda yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücün %382 arttığını da işaret etti. 2001 yılında kurulan ve bugüne dek enerji piyasalarının serbestleştirilmesi, rekabete açılması ve rekabetten sağlanan faydaların tüm kesimlere hakkaniyetle bölüştürülmesi için görev yapan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bu başarının mimarlarından biridir. Enerjide yerli ve milli olmak, kendi kaynaklarını azami düzeyde kullanmak, dışa bağımlılığı azaltmak çok büyük önem arz etmektedir. Son 21 yılda yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücümüz, değerli arkadaşlar, %382 artmış durumda. 12 bin megawattan 57.903 megawata ulaşmıştır. Ayrıca 2023 yılında devreye alınan, bu da önemli bir rakam, kurulu gücümüzün yaklaşık %77'si hidroelektrik, rüzgar, biyokütle, güneş gibi yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı oluşturmaktadır.